İzolasyon yani sonuç olarak bir insanın fiziksel, ruhsal, sosyal bütünlüğünü sürdürebilmesi, geliştirilerek sürdürülebilmesi açısından bir tür dış uyaranlar dediğimiz gerek fiziksel gerek sosyal anlamda uyaranlara ihtiyacı var ve izolasyon bunlardan yoksunluk anlamına geliyor. Fiziksel ya da sosyal bir bütün olarak tabii ki ele almak gerekiyor ve bu bir insanın gelişimi açısından bu uyaranlardan yoksunluk gerek fiziksel gerek sosyal duyusal dediğimiz unsurlar dahil olmak üzere yoksunluk bir insanın bir fiziksel dediğim gibi o sosyal ruhsal bütünlüğüne zarar verici bir durum yaratıyor. Bu yüzdendir ki bu konu bütünüyle insan hakları ortamı açısından da sağlık ortamı açısından da son derece berraktır. Bütün kayıtlara da böyle geçmiştir. 150 yıldır bu konuda çalışma yapılıyor ve bütün bu çalışmalar içerisinde bu uyaranlardan yoksunluğun gerek insanlar açısından fiziksel gerek ruhsal açısından ne kadar zarar verdiğini ortaya koymaktadır. Bu denli zarar verici bir durum. Eğer kişi sonuç olarak bir hapsedildiğinde yani bir şekilde özgürlüğünden alıkonulduğunda doğrudan aslında bütün haklarının devlet tarafından kim olursa olsun herkes için geçerli olan bir şeyden bahsediyoruz. İhlal edildiğinde işkence ve kötü muamele düzeyine ulaşan bir durum yaratmaktadır. 2022 yılında yeni baskısı yapılan İstanbul Protokolü'nde de bu konu gerek tek başına kapatılma diye nitelendirdiğimiz gerek onun ötesinde ve yanı sıra bir bütün olarak izolasyon, tecrit meselesi işkence yöntemlerinden bir tanesi olarak son derece berrak, önceki baskısında da vardı tabii ama bu baskısında daha berrak olarak ortaya konmuş durumda. Sadece İstanbul Protokolü 2022 baskısı değil, bildiğiniz gibi 2015 yılında da Birleşmiş Milletler'in cezaevlerindeki hapishanelerdeki mahpuslara yönelik asgari kurallar manzumesi, Mandela kuralları diye nitelendirdiğimiz standartları vardır. 2015'teki Mandela kurallarında da bu açık olarak ifade edilmiştir. Ama bütün bunların ötesinde zaten gerek Türkiye'nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler ortamının değişik organları, işkence özel raportörü dahil, gerek yine Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin, gerek Bakanlar Komitesi'nin tavsiyeleri, gerek Avrupa Konseyi bünyesinde olan İşkence Önleme Komitesi'nin bir takım rehber ilkelerinde de açık olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla hiçbir şekilde hiç kimse için bu sözünü ettiğimiz bir insanın bir bütün olarak o bütünlüğünü zarar verici bu eylemler kabul edilemez. Hiçbir yerde kabul edilemez, hiç kimse için kabul edilemez. Sözünü ettiğiniz gibi Türkiye'de bu mesele aslında özel olarak 1980 12 Eylül askeri darbesinden sonra daha sistematik olarak uygulanmaya başlanmış. 1991'de o zamanki adıyla terörle mücadele kanunu içerisinde özel bir maddeye dönüştürülmüş. Her ne kadar daha sonradan o madde kaldırılmışsa da ama o maddeye dayalı yine Türkiye toplumunun yakından tanıdığı işte o zamanki adıyla hala devam ediyor o hatlar. Bir takım harfler var. P tipi yüksek güvenlikli örneğin cezaevleri. Ne yazık ki Türkiye'de de bu özellikle 1980 askeri darbe yönetiminden sonra tırnak içi sıradanlaştırılmaya çalışılan, kabul edilemez bir süreçtir. Özel olarak ama İmralı Cezaevi'ne geldiğimizde orada da bambaşka İmralı Cezaevi de bildiğiniz gibi FETÖ bir yüksek güvenlikli cezaevi diye anılıyor. Ama bambaşka bir infaz sisteminin de orada uygulandığı aşikardır. Biz kurum olarak, özel olarak ziyaret etme olanağımız yok ama okuduklarımız ama şu anda gündemimizde bana yönelttiğiniz soruda olduğu gibi 2011 yılından itibaren 2019 yılına kadar bir avukat görüşmesi yapılmıyor. Bu bütünüyle kayıtlarda Avrupa Konseyi bünyesindeki İşkence Önleme Komitesi'nin raporlarında 2016 ziyaret raporu açıklandı bilindiği gibi.
2019 İmralı Cezaevi için söylüyorum. Raporu açıklandı bildiğiniz gibi. Açık olarak orada da söyleniyor. Ve bu kabul edilemez. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Yani ne tür disiplin cezası diyelim ki verilirse verilsin, avukat görüşmesi engellenemez. Çok açıktır. Aile görüşmesi engellenemez. Aile görüşmesi açısından da yine bilindiği gibi 2011'den 2014 yılına kadar olmamış idi. 2014 yılında birkaç kez aile ziyareti evet oldu. Ondan sonra tekrar 2019 yılına kadar olmadı. 2019 yılında 3, 2020 yılında da bir aile ziyareti var bilindiği kadarıyla kayıtlara geçen. Ama 2020'den itibaren aile ziyaretleri de olmuyor. Bunların hiçbir mazereti olamaz. Hiçbir disiplin önlemi sonuçta herhangi bir mahpusun o arada İmralı cezaevindekiler içinde gerek Abdullah Öcalan olsun gerek onun yanında olan diğer 3 kişi hakkında hele hiç 2015'te onlar oraya sevk edilmişlerdi. 2015'ten bu yana bilindiği kadarıyla bizim kayıtlarımızda gözüktüğü kadarıyla hiçbir avukat görüşmesi onlar için zaten söz konusu olmadı. Bu kabul edilemez bir durumdur. Son derece açıktır. Dolayısıyla CPT'nin de Avrupa İşkence Önleme Komitesi'nin de en azından 2016-2019 raporlarında açık olarak tavsiye edildiği gibi derhal bu uygulamalar sonlanmalıdır. İnsan sağlığına zararlı olan hiçbir eylem hukuken de zaten esas olarak geçerli olamaz, meşru olamaz. Hukuk açısından her ne kadar hukukçu değilsem de bilindiği kadarıyla bütün bu uluslararası mevzuat zaten böyle bir uygulamanın mutlak anlamda söz konusu olmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çok çıplaktır, karmaşık bir konu değildir. Kim olursa olsun meselesidir burada da önemli olan bunu bir kez daha. Çünkü insan hakları ortamı dediğiniz zaman herkes için geçerli olan haklardan ve hiç kimseye yönelik yapılmaması gereken şeylerden bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla hukuken de bu konu son derece açıktır. İnsan hakları ortamı açısından da zaten açıktır. Hukukta insan hakları ortamından esas olarak zaten kuvvet almak durumundadır. Bunun da özünde insan sağlığına zararı 150 yıldır yapılan her türlü bilimsel çalışmada ortaya konduğu gibi aşikar olan bir konudur. İnsan hakları dediğimiz zaman herkes için geçerli haklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir başkasına, ona, buna, size göre, sizce düşüncelerine katılmadığınız insanlar dahil olmak üzere herkes için geçerli haklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu mesele bütün insanların aslında bir tür sorumluluğudur. Türkiye'deki yaşayan herkes açısından da bütün kurumlar açısından da insan hakları söz konusu olduğunda herkesin bir telaş yürütmesi gerekiyor. Biz de Türkiye İnsan Hakları Vakfı açısından İmralı'daki özel uygulama dahil olmak üzere ama bir bütün olarak cezaevlerindeki esas baskın olan bu izolasyon uygulamalarının sonlandırması için çaba gösteriyoruz. Bu çabaları tabii ki daha da yoğunlaştırmak gerekiyor sorunuzun yanıtı olarak. Başvuru meselesi değil, hakikaten insan hakları ortamı açısından ihlalleri izleme, belgeleme, tabii ki önleme, bir daha tekrarlanmaması için bir ortam yaratma konusunda çabaların sürekliliği gerekiyor. Ama Türkiye'de sadece bu konuda değil, ne yazık ki insan hakları ortamında da derin bir tahribat yaşanıyor. Dünyada da büyük bir tahribat yaşanıyor. O bakımdan insan haklarını esas alan bir rejim fikriyatının tekrar öne çıkartılması, bunun tekrar geçerli olabilmesi için hep beraber çaba göstermemiz gerektiği de aşikar. Türkiye için de, dünya için de. Cezaevlerindeki sorunlar içinde, izolasyon içinde, tecrit içinde esas olarak sorun gelinen noktada ne yazık ki insan hakları ortamındaki derin tahribattır. İnsan haklarına dayalı rejim fikriyatından hızla devletlerin uzaklaşması sorunudur. Devletler bizim dışımızda unsurlar değil, bu hayatın özneleri hepimiziz. İnsan olarak da bu insanların oluşturduğu kurumlar olarak da onun için daha çok çaba göstermemiz gerekiyor hakikaten.